Arkadaşlar merhaba, kanalıma hoş geldiniz. 14, 15, 16 Şubat 2020 tarihinde yapılan Özde Bir yayınlarının Türkiye geneli deneme sınavının Türkçe sorularını sizler için çözmüş olacağım. Birinci soruyla başlıyoruz. Birinci soruda bu parçada hayatın renklerini değil seyrini vermek sözüyle biyografik ve otobiyografik metinlerle ilgili olarak anlatılmak istenen aşağıdakilerden hangisidir? Biyografik, otobiyografik metinler okumanın sıkıntılarını biliriz. Böylelikle ciddi ve son derece kuru bir yaklaşımla buna uygun bir üslubun sayıp döktüğü olaylar, sahneler, yorumlar arasında ağır ağır gezinirken bize bir hayatın renklerini değil seyrini verir böyle metinler. Bunlara bir de kişiden bağımsız bir tarihin yüceltilmesi eklenince neredeyse bir menkıbeden parçalar okuyormuşsunuz hissine kapılırız. Sonuçta düz ve sıkıcı bir tarih kitabından pek de farkı kalmaz böyle metinlerin. Arkadaşlar bakın, hayatın renkleri dediğinde hayatın çeşitli olması, hayatın canlı olması, hayatın güzel olmasını anlayabiliriz. Aynı zamanda seyrini vermek demek nedir? Zaman içerisindeki durumunu vermek anlamına gelir. Seçeneklere baktığımızda zengin bir kültürel altyapısıyla yazılmadığı bu olmaz, bunu elemiş oluruz. Yaşamı olduğu gibi değil, kurgulayarak ve değiştirerek ele aldığı, bu da olmaz, bunu da anlayamayız, bunu da elemiş olduk. Kişinin yaşamı ile ilgili bilinmeyenlere ışık tuttuğu, buradan bunu da çıkaramayız, bunu da elemiş olduk. Yaşamın canlı ve ilginç yönlerini değil, zamansal akışını yansıttığı, bu olabilir, dursun. Sanatsallıktan uzak, öğretici bir anlayışla yazıldı demiş. Bu da olmaz. Bunu da elemiş oluruz. Bakın canlı ve ilginç yönleri bizde çeşitli ve canlı ve güzel yönlerini demiştik. Bununla örtüştüğünü görüyoruz. Yine zamansal akış derken zaman içindeki durumunu şeklinde yorum yapmıştık. O yüzden de doğru cevabımız D seçeneği olacaktır. İkinci soru. Bu cümlede boş bırakılan yerlere sırasıyla aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir? Gelişen teknolojik olanaklar, nokta nokta modern fizik, evren hakkında bize nokta nokta bilgiler sunmakta ve bu durum bildiğimizi sandığımız pek çok şeyin nokta nokta öyle olmadığını ortaya koymaktadır. Şimdi, teknolojik olanaklar yoluyla modern fizik olabilir. Teknolojik olanaklar sayesinde modern fizik olabilir. Teknolojik olanaklar rehberliğiyle modern fizik bu olamaz, bunu elemiş oluruz. Gelişen teknolojik olanaklar önderliğinde modern fizik bu da olabilir. Işığında modern fizik bu da olabilir. İkinci boşluğa bakalım. Evren hakkında bize önemli bilgiler sunmakta olabilir. Çarpıcı bilgiler sunmakta bu da olabilir. Evren hakkında bize taze bilgiler sunmakta bu da olmaz. Evren hakkında bize kanıtlanmış bilgiler sunmakta ve bu durum bu da olabilir. Devam edelim. Bildiğimizi sandığımız pek çok şeyin nokta nokta öyle olmadığını hiçbir zaman bu olmaz arkadaşlar. Aslında bakın bu olabilir. Her zaman öyle olmadığını ortaya koymaktadır. Buradan bunu da elemiş oluruz. Bu da cümlenin anlamına uygun düşmüyor. A, C, D ve E seçeneklerini elemiş olduk. Buraya arkadaşlar en uygun sayesinde çarpıcı ve aslında sözcüklerinin gelmesidir. Bundan dolayı da doğru cevabımız B seçeneği olacaktır. Üçüncü soru. Yukarıda verilen 2 numaralı cümle ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi söylenebilir? Dünyanın tatlı su kaynaklarının yarısından fazlasını içeren 6 kıtadaki 235 göl üzerinde son 25 yılda yapılan çalışmalar, bu göllerin sıcaklığının her 10 yılda bir ortalama olarak 0,34 derece arttığını gösteriyor. Göllerin ısınması, özellikle yüksek enlemlerde insanlar için önemli bir besin kaynağı olan balıkların yaşamını tehdit eden zehirli alglerin çoğalması sonucunu ortaya çıkarıyor. Seçeneklere bakalım. Birinci cümlede anlatılan durumun yani suyun sıcaklığının yükselmesinin olduğu bir olumsuzluktan bahsedilmektedir. Evet, insanların besin kaynağı olan balıkların zehirli algler sayesinde zehirlendiğini anlatıyor arkadaşlar. Bundan dolayı da bunu söyleyebiliriz. Bunun için de doğru cevabımız A seçeneği olacaktır. Bu parçadaki numaralanmış cümlelerden hangisi düşüncenin akışını bozmaktadır? Parçada yer alan numaralı cümlelere baktığımızda bu kadar eski bir olgunun, bununla birlikte sanat, belki de bu yüzden
Dolayısıyla ifadeleri hep kendinden önceki cümleye bağlı olduğunu gösteriyor. Dil ve anlam bütünlüğü olduğunu gösteriyor kendinden önceki cümlelerle. O yüzden 6, 5, 3 ve 2 numaralı cümle anlatımın akışını bozan cümleler değildir. Diğerlerine bakalım. 1'e bakalım arkadaşlar. Günümüzde farklı farklı şekillerde tarif edilen sanat, insanlık tarihi kadar eski ve insanlığın her döneminde var olmuş bir olgudur. Bu kadar eski bir olgunun derken, bakın 2 numaralı cümle 1 numaralı cümleye bağlanmış oluyor. O yüzden dil ve anlam bütünlüğü var. 1'i de elemiş oluruz. Geriye kalan 4 numaralı cümle anlatımın akışını bozan cümledir. Bunun için de doğru cevabımız C seçeneği olacaktır. 5. soru. Aşağıdakilerden hangisi bu iki cümlede ifade edilenleri doğru bir biçimde birleştirmiştir? Obezite, gelişmiş ülkeler başta olmak üzere dünya genelinde insan sağlığını tehdit ediyor. Sadece sindirim yolları rahatsızlığına neden olduğu düşünülen obezite, kanser, kalp ve şeker başta olmak üzere değişik hastalıklara yol açıyor. Seçeneklere bakalım. Gelişmiş ülkelerin yanı sıra dünya genelinde artış gösteren obezite, sindirim sistemini tehdit etmekle kalmaz, kanser, kalp ve şeker başta olmak üzere kalıcı hastalıklara yol açar. Bakın arkadaşlar, yukarıdaki parçada kalıcı hastalıklara yol açar diye bir ifade yok. O yüzden bunu elemiş oluruz. En yaygın hastalıklardan biri haline gelen obezite, bakın yukarıda en yaygın hastalıklardan biri de dememiş. O yüzden bunu da elemiş oluruz. Sindirim yolları rahatsızlıklarına neden olduğu bilinen obezite, kanser, kalp ve şeker gibi birçok hastalığın sebebidir ve dünya genelinde insan sağlığını tehdit ettiği için çağın hastalığı olarak nitelendirilmektedir. Arkadaşlar, çağın hastalığı olarak nitelendirilmesi yine yukarıdaki iki cümlede de yok. O yüzden bunu denemiş oluruz. Sindirim yolları rahatsızlıklarını artıran obezite, kanser, kalp ve şeker gibi değişik hastalıkların ana nedenidir. Bu yönüyle gelişmiş ülkelerden az gelişmiş ülkelere kadar her yerde insan sağlığını tehdit eder. Bakın, burada da arkadaşlar ana nedenidir demiş. Fakat yukarıdaki parçada ana nedeni olduğunu ifade etmiyor. Yine sindirim yolları rahatsızlıklarını artıran obezite demiş. Bunu da göremiyoruz. O yüzden bunu da elemiş oluruz. Gelişmiş ülkeler ağırlıklı olmak üzere dünyanın her yerinde insan sağlığını olumsuz etkileyen obezite yalnızca sindirim sisteminin işleyişini bozmaz. Kanser, kalp ve şeker öncelikli olmak üzere birçok hastalığı tetikler. Arkadaşlar, bu ifade yukarıdaki iki cümlenin birleşmesidir. Doğru bir birleşmedir. Bundan dolayı da doğru cevabımız E seçeneği olacaktır. 6. soru. Bu parçadaki numaralanmış cümlelerin hangisinde kesme işareti yanlış kullanılmıştır? Bakalım. 1950 kuşağının sıra dışı öykücülerinden biri de Zeliha Sevim Burak'tır. Özel isimden sonra gelen çekim ekini ayırmak için kullanılmış. Doğrudur. Bunu elemiş oluruz. 16 Haziran 1931'de İstanbul'a doğan sanatçı, edebiyat araştırmacıları ve kuramcıları tarafından genel hatlarıyla hiçbir edebi akıma dahil edilmez. Arkadaşlar, sayılara gelen ekleri ayırmak için, aynı zamanda da yine özel isimden sonra gelen çekim ekini ayırmak için kullanılmış. Bu da doğrudur. Bunu da elemiş oluruz. Öykü hayatının merkezi olarak gören yazarın hayata gözlerini açtığı mekan, İstanbulluların çok iyi bildiği Ortaköy semtidir. Arkadaşlar, bu dursun. Sanatçı Ortaköy Fıstıklı Sokak'ta yer alan ve annesi ve babasının kısa bir süre oturduğu 6 numaralı evde doğmuştur. Ortaköy Fıstıklı Sokak derken bu da yine özel bir yer adıdır. Ortaköy Fıstıklı Sokak. O yüzden gelen ekin, çekim ekinin kesme işaretiyle ayrılması lazım. Bu da doğrudur. Bunu da elemiş oluruz. 1950 yılların unutulmaz isimlerinden olan sanatçının hayatına ve eserlerine damgasını vuran semtin ise Kuzguncuk olduğunu söyleyebiliriz. Yine sayılardan sonra gelen, tarihlerden sonra gelen ekler kesme işaretiyle ayrılır. Bu da doğrudur. Bunu da elemiş oluruz. Şimdi 3 numaralı ifadede yer alan İstanbulluların ifadesinde, bakın İstanbul özel isimdir. Buradaki lu isimden isim yapım ekidir. Lar çokluk ekidir. Dolayısıyla buradaki ının da ayrılmaması gerekirdi arkadaşlar. Burada hata olduğunu görüyoruz. Bunun için de doğru cevabımız C seçeneği olacaktır. 7. soru. Bu parçanın aşağıdakilerden hangisine ulaşılabilir? Plasebolar, işlevsiz haplar çoğunlukla da şeker tabletleridir.
İlaç şirketleri ilaçların etkinliğini sürekli olarak aynı hastalıktan şikayetçi ve plasebo ile gerçeği arasındaki farktan habersiz kişilerin bir kısmına gerçek ilacı, kontrol grubuna da şeker tabletlerini vererek ölçüyor. Plasebolar, soğuk algınlığı, sinir bozukluğu, depresyon, ağrı ve zihnin kendi ürettiği gerçek olmayan semptomları gidermede şaşırtıcı derecede etkin olabiliyor. Vücutta ağrı kesici etkisi olan endorfinler plasebo yoluyla harekete geçirilebiliyor demiş. Arkadaşlar, insanların çoğu hastalıkların tedavisinde ve ilaç kullanımında bilinçli değildir. Bu tam olarak söyleyemeyiz, bunu elemiş oluruz. Hastaların çoğu tedaviye gerek kalmadan kendiliğinden iyileşmektedir. Bu da olamaz. Bazı hastalıkların temel nedeni kişilerin psikolojik sebeplerle kendilerini hastalıklara açık hale getirmelidir ki burada da bunu anlatmaya çalışıyor. Bakın, ilaçların yani plaseboların etkinliğini sürekli olarak aynı hastalıktan şikayet eden kişilerle gerçek hastalarla ölçtüklerinde plasebonun daha etkili olduğunu gösteriyormuş. Dolayısıyla arkadaşlar burada bu tür hastaların sinir bozukluğu, depresyon gibi yani psikolojik olarak hastalıklara kendini hazırladıkları, kendilerini bu hastalıklara açık hale getirildiği görülmektedir. Yoksa plasebolar işlevsiz haplarmış. Bundan dolayı da doğru cevabımız C seçeneği olacaktır. Diğer seçeneklere de bakalım. Hastalıkların tedavisinde kullanılan psikolojik yöntemler her zaman etkili sonuçlar vermektedir. Bu öyle bir şey demiyor, bunu da demiş oluruz. Gerekmediği halde ilaç kullanmak hastaya fayda sağlamaktan çok zarar verebilir. Bunu da ifade etmiyor, bunu da elemiş oluruz arkadaşlar. 8. soru, bu parçanın başına düşüncenin akışına göre aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir? Nokta nokta nokta, nasıl bir zamanlar Ömer Seyfettin çocuk belleğimizde Balkan öyküleriyle o yöreyi bize taşımışsa, Anadolu notlarıyla Reşat Nuri de yurt köşelerinin kapılarını aralamıştır bize. Burada memleket hikayeleriyle Anadolu'yu farklı bir gözle inceleyen Refik Halit Kara'yı da anmak kaçınılmaz olacaktır. Yine yurt ve memleket gerçeğine, doğasına nasıl bakılması gerektiğini Anadolu Manzaraları adlı eseriyle anlatan Hikmet Birant'ın da ayrı bir yeri vardır. Seçeneklere baktığımızda yazarların yaşadığı mekanlardan etkilenmesi kaçınılmaz bir durumdur. Bu olmaz arkadaşlar. Edebiyat dünyasına adım atan birçok sanatçı çocukluk belleğini satır aralarına taşımıştır. Bu da olmaz. Bir yazarı okuyarak pekala yurt coğrafyasından haberdar olabilirsiniz. Dursun. Yazarın ilk görevi içinden çıktığı toplumu duygusallığa yer vermeden aktarmak olmalıdır. Bu da olmaz. Türk edebiyatına baktığımızda yurdumuzun birçok köşesine ait acı ve mutlulukları iç içe görürüz. Bu da olmaz. Şimdi arkadaşlar bakın, Ömer Seyfettin okuduğunda Balkanlar hakkında bilgi alıyor. Reşat Nuri okuduğunda, Refik Halit Kara'yı okuduğunda ya da Hikmet Birant'ı okuduğunda ise Anadolu coğrafyası hakkında bilgi aldığını görüyoruz. Dolayısıyla yurt güzelliklerini, yurt coğrafyasını, tarihi ve kültürel mekanları öğrenmenin yollarından biri de arkadaşlar bu tür eserleri okumakmış. Bundan dolayı da doğru cevabımız C seçeneği olacaktır. 9. soru, bu parçada aşağıdakilerden hangisine karşı çıkılmaktadır? Arkadaşlar, parçayı okuduğumuzda karşı çıkılan durum şu cümlelerde yer almaktadır. Bakın şimdi, e-kitapların yalnızca karşılaştırılamayacak kadar büyük depolama olanağı yaratma üstünlüğü var. Yoksa okunurluk bakımından basılı kitapla aşık atacak özellikleri yok. Dijital teknoloji basılı bir kitabın okunurluğuyla şu anda yarışamıyor. Basılı kitap kadar pratikte değil. Görmüş olduğunuz gibi karşı çıkılan durum burada verilmektedir. Nedir o peki? Yayıncıların teknolojide meydana gelen gelişmeleri kulak tıkaması mı? Tabii ki değil. Teknolojik gelişmelerin kitap basımı ve yayınlanmasına somut bir katkı sağlamadığı eleştirisi, bu da değil. Teknolojik gelişmelerin kitabın okura kolayca ulaşmasını sağladığı görüşüne, bu da değil. Dijital ortama aktarılan kitapların basılı kitaplara göre büyük avantajlar sağladığı fikrine karşı çıkıyor. Basılı kitapların avantajlarının daha büyük olduğunu söylüyor. Bundan dolayı da doğru cevabımız D seçeneği olacaktır. 10. soru, bu parça iki paragrafa ayrılmak istense ikinci paragraf numaralanmış cümlelerden hangisiyle başlar? Kanser yaygın görülen bir hastalık. Üstelik günümüzde çeşitli nedenlerle görülme oranı da gittikçe artıyor. Bu kadar yaygın görülmesiyle birlikte kanser her durumda olumsuzlukları çağrıştıran bir sözcük. Pek çok kişi kanser sözcüğünün geçtiği cümleleri duymaktan bile rahatsız oluyor. İşte bu yüzden kanser tanısı olan hastaların genellikle olumsuz tepkiler vermesi beklenen bir durumdur.
Arkadaşlar bakın burada hem kanserle nasıl mücadele edileceği hem de kanserli durumda olumsuz kelimelerin, çağrışımların söylenilmemesi gerektiğinden bahsediyor. 5 numaralı yerden itibaren ise bir kanser hastası kendisini devamlı mutsuz hissediyorsa, yoğun bir isteksizlik içerisindeyse ve eskiden zevk aldığı şeylerden artık zevk alamıyorsa bu dikkate alınması gereken bir durumdur. Kendisini uzun süre mutsuz, kaygılı, karamsar, umutsuz, huzursuz ve öfkeli hisseden kanser hastaları mutlaka bir psikolog ya da psikiyatristten destek almalılar. Aksi durumda hasta psikolojisine girip hayata küsmek tedaviyi de olumsuz bir şekilde etkileyebiliyor ki kanser hastasının kendini de böyle bir duruma sokmaktan kaçınması gerekir. Arkadaşlar bakın burada da dikkat edecek olursanız bir kanser hastasının psikolojik rahatsızlığından bahsediyor. Dolayısıyla kanser hastalarının psikolojik olarak da kendini mutlu, huzurlu ve tedaviye küsmeden olumlu bir şekilde cevap vermesi gerektiğinden bahsediyor. Bundan dolayı da doğru cevabımız 5 numaralı cümlenin yer aldığı D seçeneği olacaktır. 11. soru. Bu parçadan yapay zeka ile ilgili olarak yukarıda verilen bilgilerden hangileri çıkarılamaz demiş. Öncüllerimize bakalım. Klasik bilgisayar sistemlerinden bağımsız hareket etmesiyle ayrılmaktadır. Bilim tarihi için bir dönüm noktası niteliğindedir. Çalışma sistemi insan beynine benzemektedir. Oluşumunda hem insan hem de hayvanların esin kaynağı olmuştur. Geliştirmenin zor olması, sınırlı sayıda alanda kullanılmasına neden olmuştur. Parçamıza baktığımızda yapay zekanın önemi yaşamın bütün alanlarını temelden değiştirme potansiyeline sahip olmasından ileri gelmektedir. İnsanlık tarihindeki en büyük bilimsel gelişme olarak değerlendiriliyor. Arkadaşlar biz buradan 2 numarayı çıkarabiliriz. Hatırlarsanız 2 numarada bilim tarihi için bir dönüm noktası niteliğindedir demişti. O yüzden bunu elemiş oluruz. Klasik bilgisayarlar büyük ölçülerdeki verileri ve bilgileri saklayıp istediğinde hızla geriye çağırmaya, belirli programlama yöntemleriyle otomasyona olanak sağlıyor. Fakat sisteme yüklenen verilerden daha fazlası çıktı olarak alınamıyor. Yapay zeka daha fazlasını ifade ediyor derken de buradan bir numarayı çıkarabiliriz. O yüzden biri denemiş olduk. Devam edelim. Deneyimlerden ve eklenen yeni verilerden yeni sonuçlar çıkarabilen, öğrenebilen, tahminde bulunabilen çözümler önerebilen ve üretebilen insan beynine benzer şeklinde çalışan bir sistem söz konusu. Arkadaşlar bakın ne demiş? İnsan beynine benzer çalışan bir sistem söz konusu demiş. Buradan da 3 numarayı çıkarabiliriz. Bunu da elemiş olduk. Bu yüzden nörobilim yapay zeka çalışmalarına büyük katkı sağlıyor. İlginç biçimde yapay zeka çalışmalarındaki ilerlemeleri de insan beynini daha iyi anlamamıza yardımcı oluyor. Fakat insan zekası sistemin tek esin kaynağı değil. Hayvan davranışları da doğanın işleyiş biçiminde inceleyip değerlendiriyor. Bakın buradan da arkadaşlar biz 4 numaralı öncülü çıkarabiliriz. O yüzden bunu da elemiş olduk. Bu parçadan geliştirmenin zor olması, sınırlı bir alanda kullanılması neden olmuştur ifadesi çıkmamaktadır. Bundan dolayı da doğru cevabımız yalnızca 5'in yer aldığı E seçeneği olacaktır. 12. soru. Bu parçada numaralanmış sözcüklerden hangileri aynı türde eylemsidir? Gerçekleştirilecek derken acak ecek eki nedir? Sıfat fiil ekidir. Madam meden nedir arkadaşlar 2 numarada? Bu da zarf fiil ekidir. Gerçekleştirilen derken an en eki burada yine sıfat fiil ekidir. Getirilmesinin derken mame burada isim fiil ekidir. Hedeflendiği derken de dıktık eki yine burada sıfat fiil ekidir. Bakın seçeneklere baktığımızda 1 ve 2 olmaz, 2 ve 3 olmaz, 2 ve 4 olmaz, 4'te de 5 olmaz arkadaşlar. 3 ve 5'in yer aldığı sözcükler sıfat fiildir. Bundan dolayı da doğru cevabımız D seçeneği olacaktır. 13. soru. Yukarıda parantezle belirtilen yerlere aşağıdakilerden hangisinde verilen noktalama işaretleri sırasıyla getirilmelidir? Teknolojik gelişmeler neleri değiştirmiyor ki? Bakın soru sormuş. Diğer cümle büyük harfle başlamış. Buraya ne gelir arkadaşlar? Soru işareti. Sosyal yaşamın edebiyata olan etkilerini değiştiriyor elbette. Yüklem var. Diğer cümle büyük harfle başlamış. Buraya nokta gelir. Ulaşımda gelinen nokta devam ediyor. Buraya virgül gelebilir. Köy ile şehir arasındaki kalın duvarları yıktığı için bugün Anadolu'da Karacaoğlan gibi bir saz şairinin yetişmesi imkansız hale gelmiştir. Radyo, televizyon, gazete ve okullar ortak bir kültürü ve bazı genel bilgileri her tarafa yaymakta.
bölgeler arasındaki yaşayış farkları azalmaktadır. Bakın arkadaşlar, burada dikkat edecek olursanız azalmaktadır yüklem, aynı zamanda yaymakta yüklem. Dolayısıyla iki yüklem var, içinde virgül var. Bu ne demek? İçinde virgül olan sıralı bir cümle demek. O yüzden de buraya noktalı virgül gelir. Seçeneklere baktığımızda ise bunu elemiş oluruz. Bunu da elenir. Bu da gider. Bu da gider. Doğru cevabımız soru işareti, nokta, virgül ve noktalı virgülün yer aldığı B seçeneği olacaktır. 14. soru. Bu parçada numaralanmış sözlerden hangisinin yazımı yanlıştır? Koleksiyon böyle yazılır. Doğrudur. Bunu elemiş oluruz. 20.000 böyle yazılır. Bunu da elemiş oluruz. Milattan önce 6.000, bu da böyle yazılır. Bunu da elemiş oluruz. Arkeolojik doğru yazılmıştır. Bunu da elemiş oluruz. Bizans dönemi derken arkadaşlar dönemin D'si büyük olmalı. O yüzden burada yazım yanlışı vardır. Bunun için de doğru cevabımız D seçeneği olacaktır. 15. soru. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde altı çizili sözcüğün türü ayraç içinde yanlış belirlenmiştir? Bir kez daha büyülüyor derken büyülemek fiil nasıl büyülüyor? Bir kez daha sözcüğü burada zarf görevinde kullanılmıştır. Yani belirteçtir. O yüzden A seçeneğini elemiş oluruz. Mimarlık dehası derken bakın belirtisiz isim tamlaması var. Dehası kelimesi de o yüzden burada isim görevindedir. Açıklamaya uygundur. Bunu da elemiş oluruz. D'de ise Çinleri ile bezendiği için demiş. Arkadaşlar buradaki ilenin yerine V getiremiyoruz. Getiremediğimiz için edattır. Açıklamaya uygundur. Bunu da elemiş oluruz. Buradan geçmesi derken burada sözcüğü nedir? Zamirdir. Yani adıldır. Bu da açıklamaya uygundur. Bunu da elemiş oluruz. Fakat hemen karşısındaki yıllarında demiş. Yıl isim hangi yıllarında? Karşısındaki yıllarında sıfat, işaret sıfatı. Ne kadar karşısındaki yıllarda? Hemen. Hemen sözcüğü, sıfat olan sözcüğü belirtmiş. Arkadaşlar o yüzden bu nedir? Zarftır. Bağlaç demiş. Yanlıştır. Bunun için de doğru cevabımız C seçeneği olacaktır. 16. soru. Bu parçada numaralanmış cümlelerin hangisinden sonra yazınsal metinler sadece dili en iyi biçimde kullanmakla kalmayıp meseleleri insani açıdan da ele almalarıyla önemlidir cümlesi getirilirse parçanın anlam bütünlüğü sağlanmış olur. Parçamıza bakalım. İçinde bulunduğumuz çağda yaşanan temel eksikliklerden biri disiplinler arasındaki ilişkilerin var olmamasıdır. Felsefe, edebiyat, hukuk, mantık, müzik, tıp gibi disiplinler birbirinden kopuk bir şekilde varlıklarını sürdürmekte. Örneğin edebiyat, felsefe genellikle hukukun başvurduğu bir kaynak olmamaktadır. Oysa insan davranışlarını, karakterini, ruhun hareket biçimini ortaya koyan edebiyatın yönetim ve hukuk gibi disiplinlerden kopuk olması düşünülemez. Bu nedenlerle insanlık tarih boyunca tecrübelerini kıssalar, öyküler, romanlar ve şiirlerle gelecek kuşaklara aktarmıştır diyor. Bakın arkadaşlar dikkat edecek olursanız hangisinden sonra demişti. Bu cümlenin yani soruda verilen cümlenin şuraya getirilmesi gerekir. Çünkü dikkat edecek olursanız insanlık tarih boyunca tecrübelerini kıssalar, öyküler, romanlar ve şiirlerle gelecek kuşaklara aktarmış. Yani sadece dil biçiminde kullanmamış yazınsal metinleri insani açıdan da kıssalarla ne yapmış? Tecrübelerle kişilere bu duygu ve düşüncelerini aktarmış. Bundan dolayı da doğru cevabımız D seçeneği olacaktır. 17. soru. Bu cümlede aşağıdakilerden hangisi yoktur? Arkadaşlar şöyle seçeneklere bir bakıyorum. Ne istediğine bakıyorum. Sonra parçayı okuyorum. Edebiyat tarihçisi hangi toplumun edebiyat tarihini yazıyorsa o toplumun duygu dünyasına ait malzemeleri de bir obje olarak ele alıp asırlar boyunca toplumun bu sahadaki yürüyüşünü bize gösterecektir. Bakın arkadaşlar toplum isim hangi sözcüğü ismi belirtmiş? Soru yoluyla belirttiği için de biz buna soru sıfatı diyoruz. Buradan C seçeneği çıkar bunu elemiş olduk. Yine yazıyorsa ifadesinde your şimdiki zaman eki SSA'da ek fiilin şartıdır. Dolayısıyla şimdiki zamanın şartı olur. Bu bileşik zamanlı bir eylemdir. Bundan dolayı E seçeneğini de elemiş oluruz. Yürüyüş isimdir. Hangi yürüyüş? Sahadaki yürüyüş. Bu sözcük sıfattır. Bunu yapan buradaki ki ekidir. O yüzden sıfat yapan ki de vardır. Buradan da D seçeneğini çıkarmış oluruz. Bunu da eledik. Gösterecektir kelimesinin önüne
onu getirdiğimizde anlamlı oluyor mu? Onu gösterecektir. Anlamlı oluyor. O yüzden bu geçişli bir fiildir. Buradan da es'in çıkarmış oluruz. Bunu da elemiş olduk. Bu cümlede, bu parçada vasıta 2 olan leyla 2 kullanılmamıştır. Bundan dolayı da doğru cevabımız A seçeneği olacaktır. 18. soru. Bu parçada numaralanmış cümlelerden hangileri ögeleri ve ögelerinin sıralanışı yönüyle özdeştir demiş. Arkadaşlar, paragraf şeklinde olduğu için ben sadece size doğru cevabı göstermiş olacağım. Bakın şimdi, Pierre Loti Tepesi, İstanbul'un Eyüp ilçesinde bulunan ve göz alıcı Haliç manzarasının seyredilebildiği turistik bir tepedir. Nasıl bir tepeymiş arkadaşlar? İstanbul'un Eyüp ilçesinde bulunan göz alıcı Haliç manzarasının seyredebildiği turistik bir tepeymiş. Burası tamlama olduğu için komple yüklemdir. Ne? Pierre Loti Tepesi, bu da öznedir. Görmüş olduğunuz gibi bir numaralı cümle özne ve yüklemden oluşuyor. Peki biz 4 numaralı cümleye de bakalım. Pierre Loti Tepesi sizi büyülü atmosferine ve muazzam manzarasına hayran bırakacak bir yer. Arkadaşlar, yer isim nasıl bir yer? Sizi büyülü atmosferine ve muazzam manzarasına hayran bırakacak bir yermiş. Burası da komple yüklemdir. Ne? Pierre Loti Tepesi. Burası da öznedir. Görmüş olduğunuz gibi bu da özne ve yüklemden oluşuyor. Bundan dolayı da doğru cevabımız 1 ve 4'ün yer aldığı B seçeneği olacaktır. 19. soru. Bu parçada aşağıdakilerden hangisine yer verilmemiştir? Arkadaşlar, parçayı okuduğumuzda burada karşılaştırma cümlesi var mı? Tabii ki var. Bakın, uyarı sistemleri tıpkı diğer tüm doğal afetlerde olduğu gibi derken burada tıpkı kelimesi bir karşılaştırma ifadesidir. O yüzden A seçeneğini elemiş oluruz. Peki burada arkadaşlar tanım var mı? Bakın şurada hareket etmesidir diyerek toprak kaymasının ne olduğunu bize ifade etmeye çalışıyor. O yüzden buradan da C seçeneği çıkar. Bunu da elemiş olduk. Peki amaç sonuç cümlesi var mı bu parçada? Amaç sonuç cümlesi de günümüzde toprak kaymalarını tahmin etmek için elektronik eğim ölçerler kullanılıyor ifadesinde eğim ölçerlerin hangi amaçla kullanıldığını belirtmiş. Buradan da D seçeneği çıkar. Bunu da elemiş olduk. Peki yargı gerekçe cümlesi var mı? Arkadaşlar burada da bakın bu yüzden demiş de erken uyarı sistemleri tıpkı diğer doğal afetlerde olduğu gibi toprak kaymasına da yaşamsal önem taşıyor ifadesi var. Bu yüzden ifadesi neden bildirir? Buradan da E seçeneğini çıkarmış olduk. Bunu da elemiş oluruz. Fakat koşul bildiren bir cümle olmadığı için doğru cevabımız da E seçeneği olacaktır. 20. soru. Bu parçada numaralanmış cümlelerle ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi söylenemez? Birinci cümlede çoğul eki almış birden fazla sözcük vardır. İnsanlık var olduğundan bu yana rüyalar insanların fazlaca ilgisini çekmiştir cümlesinde rüyalar derken bir tane, insanlar derken bir tane daha var. Dolayısıyla çokluk eki birden fazladır. Bundan dolayı A seçeneğini elemiş oluruz. İkinci cümle girişik birleşik cümledir demiş. Bakalım eski toplumlarda rüyalar özel sırlar içeren manevi yaşantılar olarak görülmüştür. Görülmüştür yüklem, bir yüklemi var, içinde fiilimsi var. O yüzden bu girişik birleşik cümledir. 2 numarayı denemiş oluruz. 3. cümle bağlı cümledir demiş. 2 yüklemin birbirine bağlaşla bağlanmasından bahsediyor. Bakalım ilahi varlıkların gönderdiği özel mesajlar olarak ya da gelecekten haber veren uyarılar olarak ve bunlara benzer biçimde algılanmış ve yorumlanmıştır. Algılanmış yüklem, yorumlanmış yüklem, iki yüklem birbirine bağlaşla bağlandığı için bu bağlı cümledir. O yüzden 3 de doğrudur. Bunu denemiş oluruz. 4. cümle öznesi ortak sıralı cümledir demiş. Bu dursun. 5. cümle öznesi sıfat tamlaması olan bir eylem cümlesidir. Bakalım bu derece önemli atfedilen bir konuda da tabii ki bundan yararlanan, bu konuda özel konum edinen kahinler sosyal yaşamda gözde olmuşlardır. Arkadaşlar bakın gözde olmuşlardır yüklem olmak fiildir. Dolayısıyla bu eylem cümlesidir. Doğrudur. Yine gözde olan kim? Bu derece önemli atfedilen bir konuda da tabii ki bundan yararlanan, bu konuda özel konum edinen kahinler özne. Kahinler isim, nasıl kahinler? Özel konum edinen kahinler an en sıfat fiilekini almış.
Bu da sıfattır arkadaşlar, niteleme sıfatıdır. Sıfat artı isim sıfat tamlamasını oluşturur. Dolayısıyla özne sıfat tamlamasından oluşmaktadır. 5 de doğrudur. Bunu da elemiş oluruz. Peki dördüncü cümle öznesi ortak sıralı bir cümle midir? Bakalım. Rüyalar insanların yaşantılarına yön verebilmiş yüklem. İnsanlar bazı önemli kararlarını rüyalarına bakarak almışlardır. Almışlardır yüklem. Alan kim? İnsanlar özne. Verebilen kim? Rüyalar özne. Görmüş olduğunuz gibi iki yüklem noktalı virgülle bağlandığı için sıralı cümle doğrudur, sıralı cümledir. Fakat ikisinin de öznesi farklı olduğu için öznesi ortak değildir. Bundan dolayı da doğru cevabımız D seçeneği olacaktır. 21. soru. Bu parçadan spor yazarlığı ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi çıkarılamaz demiş. Bu tarz sorularda önce seçenekleri okumak lazım. Spor dünyasındaki gelişmelere göre durumlarını yenilemelidir. Okurların teknik özelliklerini iyi bilmelidir. Kuşkucu olmalı ve edindiği haberleri başka kaynaklara doğrulatmalıdır. Konuşma, yazma becerisine sahip olmanın yanında dile hakim olmalıdır. Yerinde ve doğru sorular sormayı bilmelidir. Arkadaşlar, vakit kazanmak için parçayı okumuyoruz. Fakat parçada yer alan, bakın, spor alanında yeni yeni gelişmeler olduğunda spor yazarları bu yeniliklere kendilerini uydurmak zorundadır ifadesinden biz A seçeneğini çıkarabiliriz. Bunu elemiş olduk. Peki B seçeneği nerede var? B'de bunun içinde oyunun kurallarını ve oynanma sırlarını bilmek gerekir demiş. Buradan da biz B seçeneğini çıkarmış oluruz. Bunu da elemiş olduk. Peki D seçeneği nerede var? Bakın o da futbolu yazan spor muhabiri oyunu basit bir dille anlatarak okuyucunun ne olup bittiğini rahatça anlamasını sağlamalıdır. Buradan da D seçeneği çıkar. Bunu da elemiş olduk. Yerinde ve doğru sorular sormayı bilmelidir ifadesinde ise bakın şurada yöneticilerle görüşerek isabetli sorular sonucu analiz etmek doğru olur demiş. Buradan da E seçeneği çıkar. Buradan kuşkulu olmalı ve edindiği haberleri başka kaynaklara doğrultmalıdır ifadesi çıkmadığı için doğru cevabımız da C seçeneği olacaktır. 22. soru. Bu dizelerdeki numaralanmış sözcüklerle ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? Birinci sözcük tamlayan eki almış birleşik bir isimdir. Bakalım. Boğaz içi derken arkadaşlar, bakın boğaz ve iç sözcükleri birleşerek birleşik ismi oluşturmuş. Aynı zamanda boğaz içinin sahilleri dediğimizde buradaki in eki nedir arkadaşlar? Sizin de bildiğiniz gibi tamlayan ekidir. Belirtili isim tamlaması oluşturmuş. O yüzden bir numara doğrudur. Bunu elemiş oluruz. İki numara dilek kiplerinden biriyle çekimlenmiştir. Dursun. Üçüncü sözcük bulunma durum eki almıştır diyor. Bulunma durum eki neydi arkadaşlar? Sizin de bildiğiniz gibi DDA. Benzeşmeye uğradığında da TTA olur. Bakın günlerimizde derken DDA burada bulunma hal ekidir. Bu da doğrudur. Bunu da elemiş oluruz. Dördüncü sözcükte ek eylem vardır. Bakın uzak sözcüğü nedir? İsimdir. Buradaki uzak idik olacak arkadaşlar. Tı eki nedir? Ek fiildir. Dolayısıyla bu da doğrudur. Dördü de elemiş oluruz. Beşinci sözcük isim tamlamasının sıfatıdır demiş. Bakalım masal alemi derken belirtisiz isim tamlaması var. Hangi masal alemi? Bu. Bu da nedir burada? İşaret sıfatıdır. Dolayısıyla 5 de doğrudur. Bunu da elemiş oluruz. İkinci sözcük dilek kiplerinden biriyle mi çekimlenmiş? Bakalım bıraktık derken kelimenin kökü nedir arkadaşlar? Bırakmaktır. T ve K eklerini almış. Bırakmak fiil köküdür. T burada nedir? Görülen geçmiş zaman kip ekidir. K ise birinci çoğul şahıs ekidir. Biz bıraktık anlamına gelir. Dolayısıyla haber kiplerinden biriyle çekimlendiğini görüyoruz. Dilek kiplerinden biriyle çekimlenmemiştir. Bundan dolayı da doğru cevabımız B seçeneği olacaktır. 23. soru. Arkadaşlar görmüş olduğunuz gibi 23. soru çok uzun. O yüzden biz de soruyu küçültmek zorunda kaldık. Şimdiden kusura bakmayın. 23. soruda bu parçada boş bırakılan yerler aşağıdakilerden hangisi sırasıyla getirilmelidir demiş. Şimdi parçamızı okuyalım. Muhabir, aktivist, iklim konusuna ve enerji verimliliğine odaklanarak Türkiye sanayisinin iklim değişimiyle mücadelesini tüm paydaşlarla masaya yatırdık.
Zirvemizde kamu, iş dünyası, yerel yönetimler, sivil toplum, medya ve gençler bir araya geldi. Katılımcılardaki iklim değişimi ile ilgili mücadeleyi, sahiplenme ve olumlu çaba gösterme heyecanını izlemek bizlere güç kattı. Konuşmacılarımızın sunum içerikleri ve soru-cevap bölümünün hareketliliği verimliliğimizi artırdı demiş. Muhabir tekrar soru soruyor. Aktivist, sürdürülebilirliğin pek çok alanında olduğu gibi çevreci üretime geçiş konusunda da en önemli etkenlerden biri işbirliği yapılması. Farklı paydaşların bir araya gelerek kendi deneyimlerini anlatması, gelişim için gereken ihtiyaçları aktarması, yol haritalarının çizilmesi, doğal hayata, saygılı üretime büyük katkı sağlayacaktır. İfadelerine baktığımızda arkadaşlar, şimdi A seçeneğinde bakın dünya ülkeleri demiş. Böyle bir şey parçada yok. O yüzden bunu elemiş oluruz. Yine C seçeneğinde dünya genelinde demiş. Parçada hiç dünyadan bahsetmiyor. Bunu da elemiş oluruz. D seçeneğinde sanayiye ve üretime dayalı bir ekonomiye demiş. Böyle bir şey de bahsedilmiyor. Bunu da elemiş oluruz. E seçeneğinde ise birikimlerimize dayanarak ülkemizde ve dünyada demiş. Yine dünyada da olup olmadığından bahsetmiyor. Böyle bir şey geçmiyor parçada. O yüzden bunu da elemiş oluruz. B seçeneğinde ise bir ülke ekonomisinin hem güçlü hem de doğal kaynaklarına saygılı olması nasıl sağlanabilir? Evet, tam da bu sorunun cevabını aramıştık. 2 olur. Yine iklim ve hava kirliliğinin konuşulduğu zirveden sizin dikkatinizi çeken satır başları nelerdir derken, bakın burada da zirvemizde kamu demiş. Dolayısıyla kendi oluşturmuş olduğu bir zirveden ya da içinde bulunmuş olduğu bir zirveden bahsediyor. Bundan dolayı bu da bir numaralı sorunun cevabı olmuş olur. Bundan dolayı da arkadaşlar doğru cevabımız B seçeneği olacaktır. 24. soru. Bu parçada boş bırakılan yere düşüncenin akışına göre aşağıdakilerden hangisinin getirilmesi en uygundur? Parçamıza bakalım. Kimi yazarlar için edebiyat temel mesele değildir. Onların en belirgin özelliği gözlerinin seyirciye dönük olmasıdır. Yeteneksiz ve vasat oldukları için de edebiyatın temel ölçütleriyle değil, cambazlıklarıyla seyircileri etkilemek isterler. Bunun için de sürekli tribüne oynarlar. Seyircilerin alkışına ve beğenisine taliptirler. Bu da kalite ve değerin, asıl önemlisi de oyunun kuralının önemini kaybetmesi anlamına gelir. Tribünlerden alkış alabilmek için yeni numaralar yapmak gerekir. Konuşulmak ve alkışlanmak için yapamayacakları şey yoktur. Sözleriyle ve yazılarıyla bir gerçeği söylemek, bir gerçeği ortaya çıkarmak peşinde değildirler. İçinde bulunduğumuz medyatik ortamda böyle cambazlar aramaktadır. Böylece eskilerin nokta nokta sözü bir kez daha gerçekleşmiş olur. Bakın arkadaşlar, medya böyle cambazları aramaktadır derken, arı bal alacak çiçeği bilir, olabilir. Dinsizin hakkından imansız gelir, olmaz. Tencere yuvarlanmış, kapağını bulmuş, bu da olabilir. Ağacın kurdu içinde olur, bu da olmaz. At sahibine göre kişner, bu da olmaz. Şimdi arı bal alacak çiçeği mi bilir yoksa tencere yuvarlanmış kapağını mı bulmuş? Şimdi son çizdiğimiz ifadeye dikkat edecek olursanız içinde bulunduğumuz medyatik ortamda böyle cambazları aramaktadır diyor. Yani medya da böyleymiş, var olan sanatçılar da böyleymiş. Bundan dolayı da arı bal alacak çiçeği bilir diyemeyiz. Bundan dolayı da doğru cevabımız C seçeneği olacaktır. 25. soru. Bu parçadan aşağıdakilerden hangisine ulaşılabilir demiş. Geçen yüzyılda yaşlılar yardıma muhtaç olarak görülüyordu ve yaşlılara yönelik olumsuz bir bakış açısı vardı. Günümüzde ise sağlıklı yaşlanma, mutlu yaşlanma ve bilinçli yaşlanma tabirleri kullanılır oldu. Çünkü artık insanlar 60-65 yaşında bile sağlıklı çalışabiliyor, seyahat edebiliyor, tıbbi bakıma ihtiyaç duymuyor ve önlerinde emeklilikten sonra yaşayacakları uzun bir zaman bulunuyor. Bu insanların yaşamı daha zevkli ve mutlu kılacak paraları, maaşları, yatırımları ve farklı düşünceleri de vardır. Bu yaş dönemi artık farklı bir bakış açısı ile ele alınmaktadır. O nedenle yeni trend bilinçli, sağlıklı ve mutlu yaşlanmalıdır. Seçeneklere baktığımızda yaşlılık kişinin yüklendiği sorumluluğu azaltarak mutlu olmasını sağlamaktadır, değildir. Günümüzün ekonomik koşulları hangi yaşta olursa olsun insanları sürekli çalışmak zorunda bırakmaktadır. Bu da değildir. Değişen yaşam koşulları ve ekonomik gelişmeler yaşlanmaya bakış açısını değiştirmiştir. Evet arkadaşlar, bakın burada bunu anlatıyor. Dikkat edecek olursanız şurada artık farklı bir bakış açısıyla ele alınmaktadır diyor.
Bu da bu bakış açısının değiştiğini göstermektedir. Bundan dolayı da anlatılmak istenen budur. Bunun için de doğru cevabımız C seçeneği olacaktır. 26. soru. Bu parçada altı çizili sözde yazar kendisiyle ilgili olarak aşağıdakilerden hangisini anlatmak istemektedir? Ben kurduğumu yıkarak yazıyorum ifadesinden biz şunu anlayabiliriz. Yazar duygu ve düşüncelerini, hayallerini önce kurguluyor. Daha sonra bunların dışına çıktığını görüyoruz arkadaşlar. Seçeneklere bakalım. Anlatımın yenilikleri ve değişime açık yönler barındırdığı olabilir. Söylemek istediklerini roman karakterleri üzerinden duyurduğu olamaz. Özgün olmadığına var olan bütün yazınsal kuralları çiğnediğini arkadaşlar bu da olamaz. Özgünlükten bahsetmiyor. Başta belirlediği planı romanın akışına göre değiştirdiği olabilir. Roman yazarken okurun hayal gücüyle durdurulabileceği boşluklar bıraktığı bu da olamaz. Şimdi bakın kurgulaması başta belirlediği plandır. Yine yıkması da arkadaşlar romanın akışına göre değişiklik yapmasıdır. O yüzden A seçeneği de olmaz. Bunu da değiştirmiş oluruz. Çünkü burada bir plandan bahsetmiyor. Daha önce düşündüğü şeylerden bahsetmiyor. Bunu da elemiş oluruz. Bundan dolayı da doğru cevabımız D seçeneği olacaktır. 27. soru. Bu parçadan söz edilen yazarla ilgili olarak aşağıdakilerden hangisine ulaşılamaz demiş. İnsanın iç dünyasına yönelik ayrıntılara yer vermesi, başarılı bir üslubun olması, öykülerinde ortak kişi ve konuların yer alması, birikimli okurların haz alacağı özgün bir yazar olması, yoğun bir anlatımın olması. Parçayı okuduğumuzda hem şurada yer alan psikolojik tahlillere yer vermesi, hem de yalnızlık, anlaşılamama, ölümü bekleme, ölüme sığınma, geçici hevesler, aşk halleri gibi ifadenin yer aldığı şu cümleler arkadaşlar, görmüş olduğunuz gibi A seçeneğinin ispatıdır. O yüzden bunu elemiş oluruz. Peki başarılı bir üslubu var mı? Dikkat edecek olursanız şurada da özenle seçilmiş sözcüklerle demiş, dingin yalın bir biçem geliştirir. Bu da başarılı olduğunun göstergesidir. Buradan da B çıkar. Bunu da elemiş oluruz. Birikimli okurların haz alacağı özgün bir yazar ifadesi, edebiyat kültürüne aşina, yaratıcılık ve deneyselliğe eğilimli okurlar derken buradan da D seçeneği çıkar. Bunu da elemiş olduk. Yoğun bir anlatımı mı var peki? Bakın nicel anlamsal derinliklikler derken buradan da E seçeneği çıkar. Bunu da elemiş olduk. Bu parçada öykülerinde ortak kişi ve konuların yer alması ifade edilmiyor. Bundan dolayı da doğru cevabımız C seçeneği olacaktır. 28. soru. Bu iki parçayla ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi söylenebilir demiş. Birinci parça bir su ekosistemi en küçük su birikintisinden okyanusa kadar değişen ortamlardaki karşılıklı ilişkileri kapsar. Ortamların farklılığına karşın suyun canlıları üzerindeki etkisi bu ekosistemde yaşayan canlılarda benzer özellikler oluşturmuştur. Fakat ekonomik nedenlerle farklı ekosistemleri birleştiren insanlar ekosistemlerin yapısını değiştirebilmektedir. Bakın arkadaşlar burada ne var? Sanatçı bir çıkarımda bulunuyor ya da bir saptamada bulunuyor diyebiliriz. İkinci parça 1869 yılında Süveyş kanalı açılınca Akdeniz ile Kızıldeniz arasındaki coğrafi engel kalkmış ve çok farklı iki ekosistem arasında bağlantı kurulmuştur. Zaman içinde Indo-Pasifik türler olarak da adlandırılan türler yavaş yavaş Doğu Akdeniz'e geçmeye başlamıştır. İlk bilimsel kayıt kanal açıldıktan 33 yıl sonra 1902 yılında verilmiştir. Buna göre bir gümüş balığı türü Akdeniz'deki ilk Kızıldenizli olarak literatüre geçmiştir. Arkadaşlar bakın burada da dikkat edecek olursanız bir saptama yapılmış. Sonra Akdeniz'de görülen ilk tür olarak da bunun örneği verilmiştir. Dolayısıyla bir saptama ve örnek görüyoruz. Seçeneklere baktığımızda benzer iki durum farklı bakış açılarıyla değerlendirilmiştir. Böyle bir şey yok. Bunu elemiş oluruz. Bir saptamaya ilişkin yaşanan durum örnekle somutlaştırılmaktadır. Tam da bu anlatılmaktadır. Bunun için doğru cevabımız B seçeneği olacaktır. 29. soru. Yukarıdaki numaralanmış cümleler anlamlı bir bütün oluşturacak biçimde sıralandığında hangisi baştan dördüncü olur? Bakın bu tarz sorularda yapmamız gereken ilk şey giriş cümlesini bulmaktır. Ancak diye başlamış, bağlaçlarla giriş cümlesi olmaz, bunu elemiş olduk. Hatta diye başlamış, bu da olmaz, bunu da elemiş oluruz. Bütün bu olumsuzluklar demiş, kendinden önce bir cümlenin varlığından bahsediyor, bu da olmaz, bunu da elemiş olduk. Şimdi 2 midir 5 midir? 2'ye bakalım.
Buzlanmanın önüne geçmek ya da var olan buzları çözmek için kullanılan bu malzemeler diyor. Bu da ilk cümle olmaz. Hangi malzemeler olduğunu belirtmiyor. Bundan önce demek ki bir cümle var. Bunu da elemiş olduk. O zaman 5 numaralı cümle ilk cümlemizdir. Hepimizin bildiği gibi soğuk kış günlerinde yollara tuzlu çözeltiler ve çeşitli kimyasal maddeler serpiliyor. Buzlanmanın önüne geçmek ya da var olan buzları çözmek için kullanılan bu malzemeler trafikteki yolcuların daha güvenli seyahat etmesine yardımcı oluyor. Bu da 2 numara olur arkadaşlar. Dil ve anlam bütünlüğü var çünkü. Ancak bu maddeler hem yolların asfalt yapısını aşındırıyor hem de suya karışarak çevredeki bitki görüntüsüne zarar veriyor. Bakın bu 3 olur. Olumlu bir durumdan olumsuz bir duruma geçmiş. Daha sonra hatta ağır kimyasallar içeren ticari buz çözücüler araç lastiklerini ve metallerini bile aşındırıyor. Olumsuz durumu anlatmaya devam ediyor arkadaşlar. Buna örnek veriyor. Bu da 4 olur. 5 ise bütün bu olumsuzlukları önlemek için son yıllarda buz çözücülerin içine katılan pancar şerbeti çözücülerin performansını artırırken yollarda daha az aşınmaya neden oluyor. Bu da 5 olur arkadaşlar. Bir çözüm önerisi getirmiş. Bundan dolayı da sıralamaya baktığımızda baştan 4. olan cümle 1 numaradır. Bunun için de doğru cevabımız A seçeneği olacaktır. 30. soru. Bu parçada bisikletle ilgili olarak yukarıdakilerin hangilerine değinilmemiştir? Kullanım amaçlarına, sahip olduğu donanım özelliklerine, gelişim sürecine, en hızlı yaygınlaşan ulaşım aracı olduğuna. Parçamıza bakıyoruz. Bisiklet ya da eski adıyla velespit ilk olarak 19. yüzyılda Avrupa'da kullanılmaya başlandı. Uzun bir keşif, tasarım ve modelleme çalışmalarının ardından bisiklet günümüzde kullanılan en ucuz, keyifli, güvenli ve sağlıklı ulaşım araçlarından biri haline geldi. Bakın şuraya kadar olan kısımda gelişim sürecinden bahsedilmiş. Yani biz buradan 3 numaralı yargıyı çıkarabiliriz. Bunu elemiş olduk. İnsan gücüyle veya elektrikli motoruyla çalışan 2 ya da 3 tekerlekli, pedallı, vitesli veya vitessiz olan bisiklet ulaşım aracı olmasının yanı sıra sirklerde ve spor yapmak için de kullanılır. Bakın arkadaşlar şuraya kadar olan kısımda sahip olduğu donanım özelliklerinden bahsetmiş. 2'yi buradan çıkarırız. Bunu da elemiş olduk. Burada da ulaşım aracı olmasının yanı sıra sirklerde ya da spor yapmak için kullanılıyor olması bunun kullanım amaçlarını işaret eder. Biz buradan da 1 numaralı yargıyı çıkarabiliriz. Bunu da eledik. Dolayısıyla geriye kalan 4 numaralı ifade yani en hızlı yaygınlaşan ulaşım aracı olduğuna değinilmemiştir. Bundan dolayı da doğru cevabımız E seçeneği olacaktır. 31. soru. Bu durumun sözüyle klasiklerle ilgili olarak aşağıdakilerden hangisine gönderme yapılmıştır? Parçamıza bakalım. Ülkemizde eğitim kurumlarında verilen edebiyat eğitimi birçok yönden tartışılmaya açık bir konudur. Bu konunun klasiklerin okutulması boyutu ele alınacak olursa söylenecek pek çok söz bulunmaktadır. Her şeyden önce klasik yapıtların ders kitaplarında sunulma biçimi yeterli sayılamaz. Kısa bir özet ve metinden alınan küçük bir bölümün okutulmasından sonra sorulan birkaç soruyla klasik yapıt üzerindeki çalışmalar yeterli görülebilmektedir. Edebiyat derslerinde başlı başına bir kitap okuma ve yorumlama saatinin yer almaması bu durumun olumsuzluğunu artırmaktadır. Arkadaşlar, okurlarda belli amaçlar doğrultusunda okutulması bu durumda bir gönderilme değildir. Bunu elemiş oluruz. Özet bilgilerle sadece içeriğe odaklanılması bu da değildir. Bunu da elemiş oluruz. Derslerde gerekli olan emek ve zamanın ayrılmaması dursun. Öğrencilere yapıtı iyi analiz edebilecekleri soruların sorulmaması bu da değil. Bunu da elemiş olduk. Öğrencilerin istenen seviyede ilgi göstermemesi bu da değil. Bunu da elemiş oluruz. Şimdi bakın arkadaşlar. Emek ve zamanın ayrılmaması demiş. Dikkat edecek olursanız yorumlama saatinin yer almaması diyor. Bu neyle ilgilidir? Bu zamanla ilgilidir. Aynı zamanda şurada birkaç soruyla geçiştirilmesi, sonra özet halinde verilmesi bu da emekle ilgilidir. Bundan dolayı da doğru cevabımız C seçeneği olacaktır. 32. soru. Bu parçadan hareketle söz edilen yazarla ilgili aşağıdakilerden hangisi söylenemez demiş. Eserlerin sanatsal bir söyleyişe sahip olduğu, yazılarını belli bir amaç doğrultusunda oluşturduğu, değişik türde yapıtlar ortaya koyduğu, düşünce yazılarıyla kimi sorulara çözüm yolu önerdi, yazdıklarında belirli bir bölgeye odaklandı.
Parçayı okuduğumuzda bakın şuradan itibaren yazınsal estetiğe, dil inceliğine büyük önem veriyor ifadesi bunun sanatsal bir söyleyişe sahip olduğunu gösterir. O yüzden buradan A seçeneği çıkar, bunu elemiş oluruz. Şuradan itibaren, başından itibaren yazar yapıtlarında balıkçıların, süngercilerin, deniz emekçilerinin cesur ve yoksul yaşamlarını kucaklıyor, haksızlığı ve emek sömürüsünü dinlendirirken diye devam eden şu ifadeler arkadaşlar bize belli bir amaç doğrultusunda yazıldığını göstermektedir. Bundan dolayı biz B seçeneğini denemiş oluruz. Yine arkadaşlar dikkat edecek olursanız son kısımda öykü, deneme, gezi yazısı yazan yazar demiş. Biz buradan da sanatçının yine değişik türlerde eser verdiğini çıkarabiliriz. Buradan da C seçeneği çıkar. Bunu da elemiş olduk. Ve şu kısımda yer alan okurlarının Ege ve Akdeniz'in güzelliğini, kültürünü, mitolojisini yakından tanıma olanağı sağlayan sanatçı demiş. Buradan da E çıkar arkadaşlar. Yani belli bir bölgeye odaklandığı çıkmaktadır. Bunu da elemiş oluruz. Fakat düşünce yazılarıyla kimi sorunlara çözüm yolu önerdiği bu parçadan çıkmaz. Bundan dolayı da doğru cevabımız D seçeneği olacaktır. 33. soru. Bu parçada söz edilen yazarın anlattığı bölgelerin kültürünü okurlara rahatlıkla ulaştırmasındaki etken aşağıdakilerden hangisidir? Doğal ve şiir tadında söyleşe sahip olması. Evet, aradığımız cevap bu arkadaşlar. Bakın şurada yer alan, bunu bir gönül insanlığı olduğunu gösteren içten ve şiirsel güzelliklerle dolu dili sayesinde hiç zorlanmadan gerçekleştiriyor derken üslubundan kaynaklandığını dile getirmiştir. O yüzden doğru cevabımız da A seçeneği olacaktır. 34. soru. Bu parçada numaralanmış cümlelerin hangisinde bir yazım yanlışı vardır? İstanbul'da öyle mekanlar ve yerleşim yerleri vardır ki bunlar kendi özellikleriyle pek anılmaz. Bakın burada bir yazım yanlışını göremedik. O yüzden bunu elemiş oluruz. Bu mekanlar orada yaşayan küçük canlılarla hafızalara kazınır. Burada da bir yazım yanlışı yok. Bunu da elemiş oluruz. Bu semtlerdeki bir kitap evine uğradığınızda içinizi ısıtan bir manzarayla karşılaşırsınız. Bakın burada da bir yazım yanlışı yok. Bunu da elemiş oluruz. Aynı manzara arkadaşlarınızla karnınızı doyurmak için bir kafeye oturduğunuzda da karşınıza çıkar. Burada da bir yazım yanlışı yok. Bunu da elemiş oluruz. Kitap, aksesuar vesaire alışverişi yaparken, kahvenizi yudumlarken hemen yanı başınızda etrafa aldırış etmeden uyuyan mahalleli kedileri fark edersiniz cümlesinde. Bakın yanı başınızdan ifadesi arkadaşlar ayrı yazılması gerekirken bitişik yazılmış. Bundan dolayı burada yazım yanlışı vardır. Bunun için de doğru cevabımız E seçeneği olacaktır. 35. soru. Bu parçaya göre sahaflıkla ilgili olarak yukarıdakilerin hangileri söylenemez? Yaşamın merkezine konularak yapılacak bir iş olduğu, aktif olarak kitaplarla iç içe olunması gerektiği, istekli olmayanların sonradan merak duyabildiği, babadan ola geçen bir meslek olması gerektiği. Parçamıza bakalım. Sahaflık, kitaplara kendini adamak, her dem onlarla yatıp kalkmakla öğrenebilecek bir meslek. Onlarla yatıp kalkmak, onlara kendini adamak, yaşamın merkezi haline getirmek demektir. Bir numara çıkar, bunu elemiş oluruz. Çocukluktan beri babamın sahaf dükkanında bulunduğum için çekirdekten sahaf olarak yetiştim diyebilirim. Sahaflığın eski kitapların kendine has kokusunu ruhumda hissetmeden, o kitapların tozunu yutmadan yapılacak bir şey olduğunu düşünmüyorum derken de kitaplarla iç içe olunması gerektiğini çıkarabiliriz. Bunu da elemiş olduk. İstek, merak, sevinç ve sahafın taşıması gereken 3 önemli vasıf. Bu vasıfları taşımayan birinin kitapların büyük dünyasında kendine bir yer bulabilmesi çok zordur. Bakın bu ifadelerden biz istekli olmayanların sonradan merak duyduğunu, babadan ola geçen bir meslek olması gerektiğini de çıkaramayız. Bundan dolayı da doğru cevabımız 3 ve 4'ün yer aldığı E seçeneği olacaktır. 36. soru. Bu parçada numaralanmış cümlelerin hangileri anlamca birbirine en yakındır demiş. Bir numaralı cümleye baktığımızda sahaflık kitaplara kendini adamak, her dem onlarla yatıp kalkmakla öğrenebilecek bir meslek derken aynı ifadelerin farklı bir şekilde 3 numaralı cümlede de dile getirildiğini görmekteyiz. Sahaflığın eski kitapların kendine has kokusunu ruhunda hissetmeden, o kitapların tozunu yutmadan yapılacak bir şey olduğunu düşünmüyorum ifadeleri anlamca birbirine en yakın olduğu için doğru cevabımız da 1 ve 3'ün yer aldığı B seçeneği olacaktır. 37. soru. Aşağıdaki dizelerin hangisinde sıfat tamlaması ve isim tamlaması bir arada kullanılmıştır?
Ben acılar denizinde boğulmuşum. İstemem vapur düdüklerini, martı çığlıklarını. Martı çığlıkları, vapur düdükleri ve acılar denizi belirtisiz isim tamlamasıdır. Bu parçada isim tamlaması var fakat sıfat tamlaması olmadığı için A seçeneğini elemiş oluruz. Bu karanlık bitse de artık bir ay da olsa, bir deli rüzgar çıksa alıp götürse beni ifadesinde bu karanlık, bir deli rüzgar, bir ay ifadeleri sıfattır. Sıfat tamlaması vardır burada. O yüzden sıfat tamlaması olduğu için biz B seçeneğini dilemiş oluruz. Ayrılığın bir ağrıdır vurur şakaklarımda ve büyür gözlerimde bir okyanus kadar ifadesinde bir ağrı, bir okyanus sıfat tamlamasıdır. O yüzden D seçeneğini dilemiş oluruz. İstemem ben bu ömrü, bu talihi istemem. Böyle durup durup senden ayrılmak varsa ifadelerinde bu ömür, bu talih görmüş olduğunuz gibi arkadaşlar sıfat tamlamasıdır. İsim tamlaması olmadığı için bunu da demiş oluruz. Yeryüzü çekilir altından ayaklarımın. Geçer başıma çöken bir tavan gibi gökyüzü. Tavan isim. Nasıl tavan? Çöken tavan niteleme sıfatı. Sıfat artı isim sıfat tamlamasıdır. Ayaklarımın altı olması gerekir burada da. Tamlayanla tamlanan yer değiştirmiş. Her ikisi de arkadaşlar ek aldığı için bu da nedir? İsim tamlamasıdır. Görmüş olduğunuz gibi hem isim tamlaması hem de sıfat tamlaması bir arada kullanıldığı için doğru cevabımız da C seçeneği olacaktır. 38. soru. Bu parçadan tuzla ilgili olarak yukarıdakilerin hangilerine ulaşılamaz demiş. Bol miktarda sodyum içerdiğine, fazla tüketiminin sağlığa zarar verdiğine, insanlar için yaşamsal bir öneme sahip olduğuna, yemeklerde lezzeti artırdığı için çok sevildiğine. Parçayı okuduğumuzda bakın, bol miktarda sodyum içerdiğine nerede rastlarız arkadaşlar? Dikkat edecek olursanız şurada bakın. Sodyumun en ucuz ve yoğun olarak bulunduğu kaynak demiş. Biz buradan bir numarayı çıkarabiliriz. O yüzden bunu elemiş olduk. Fazla tüketimin sağlığa zarar verdiğinlerden çıkarabiliriz. Bakın bunu da şurada aşırı tuz tüketimi başta tansiyon yüksekliği olmak üzere böbrek ve kalp rahatsızlıkları ile felç geçirme riskini yükseltir demiş. Buradan da 2 numaraya ulaşırız arkadaşlar. O yüzden bunu da elemiş olduk. Peki insanlar için yaşamsal bir öneme sahip olduğunu nereden çıkarırız? Onu da paragrafın başından çıkarmış oluruz. Şuradan itibaren sağlıklı olabilmek için vücudumuza tuz değil sodyum lazım. Hücrelerimizin canlı kalabilmesi, bedeninizin su ve elektrolit dengesini korunabilmesi, böbreklerinizin işini doğru dürüst yapabilmesi için sodyuma ihtiyaç vardır diyor. Arkadaşlar biz buradan da 3 numarayı çıkarmış oluruz. Dolayısıyla bunu da elemiş olduk. Bu parçada yemeklerde lezzeti artırdığı için çok sevildiği çıkmamaktadır. Bundan dolayı da 4 numaranın yer aldığı E seçeneği doğru cevabımız olacaktır. 39. soru. Bu parçanın anlatımında aşağıdakilerden hangisi yoktur? Terimleri kullanmıştı hatırlarsanız. Sodyum, klorür, elektrolit ve sodyum ifadeleri var. O yüzden B seçeneğini elemiş oluruz. Peki sayısal veriler var mı? Sayısal verilerden de yararlanmış. 15 gram, 10 gram, günlük 5, 6-7 gram derken sayısal veriler de var. O yüzden bunu da elemiş oluruz. Peki kurallı cümle var mı? Kurallı cümle de var. Bakın göstergesidir yüklem, gerekli değildir derken yüklem. Yüklemler sonda olduğu için bu kurallı cümledir. O yüzden E seçeneğini de elemiş oluruz. Peki arkadaşlar uyarı var mı? Uyarı da var burada. Nerede var peki? Dikkat edecek olursanız şurada ama onu da dikkatli bir şekilde kullanmak gerekir ifadesi uyarıdır. O yüzden biz D seçeneğini de elemiş oluruz. Bu parçada herhangi bir benzetme olmadığı için doğru cevabımız da A seçeneği olacaktır. Evet arkadaşlar, bu denemenin de son sorusuna geldik, 40. soruya. Bu dizelerde aşağıdaki ses olaylarından hangisi yoktur? Bir Eylül'dü başlayan içimde, ağaçlar dökmüştü yapraklarını, çimenler sararmıştı, rengi solmuştu tüm çiçeklerin, gökyüzünü kara bulutlar sarmıştı. Bakın, sarmıştı derken, solmuştu derken, sararmıştı derken, dökmüştü derken, buralarda arkadaşlar ünsüz benzeşmesi var. O yüzden B seçeneğini elemiş oluruz. Rengi demiş arkadaşlar, bakın renktir. Burada ne var? Ünsüz yumuşaması var. O yüzden D seçeneğini de elemiş oluruz. Peki kaynaştırma ünsüzü, bakın yapraklarını derken N sesi,
Başlayan derken Y sesi var. Kaynaştırma ünsüzü de görülmektedir. O yüzden E seçeneğini denemiş olduk. Ünlü düşmesi var mı? Sararmıştı derken, bakın burada kelime nedir? Sarıdır. I ünlüsünün düştüğü görülmektedir. Bundan dolayı C seçeneğini de elemiş oluruz. Fakat bu parçada ünlü daralması yoktur. Bunun için de doğru cevabımız A seçeneği olacaktır. Evet arkadaşlar, bir videomuzun daha sonuna geldik. Kanalıma abone olduktan sonra bildirimleri açmayı ve kanalımı arkadaşlarınıza önermeyi lütfen unutmayın. Bir sonraki videoda buluşmak dileğiyle hepiniz hoşça kalın.